sık sık yapmamız gerekiyor. Sonuçta bunları söylüyoruz çünkü zaten tıp kanaat para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ve ayak hastalıkları oldu mu da zaten sizin kazancınız epey de azalıyor. Başka problemler de var. Her şey ayak hastalıkları değil ama bu da bütçede bayağı büyük bir... Galiba yok. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Hayvanlarımız biliyorsunuz bizim müşteri hayvanlar günümüzde yaklaşık 60 kilogramlık bir hacimleri vardır. İneklerin kalkma yayılma özellikleri şu şekilde olur. Hayvan yatarken ağırlığının yaklaşık %80'i ön ayaklarına verir. Ve ön ayaklarına verirken belde aşamayı gelince yaklaşık 20 santimdir bu. 20 santim yukarıdan dizler üstünde olduğu gibi kendini bırakır. Dolayısıyla eğer hayvanın yatacağı alan sertse, yumuşak değilse, hayvan sağlığına zarar verecekse, 20 santim mesafeden hayvan olduğu gibi aşağı doğru bıraktığı için yaklaşık 400 kilogram bir ağırlıkta dizisine çöker ve uzun vadede diz yaralanması, ayak yaralanması sebep olur. Erken arka ayaklar dışarıda kaldığı için arka ayağının dizi dışarıda, yerde ön ayaklar yukarıda ve yeteceği alanda baş bölgesi önde olduğu için arka ayaklar dışarıda kalır. Uzun vadede bu oza süt verme imkanı yoktur ya da düşer. Dolayısıyla bu hayvanın ineklerin gün içerisinde %60'ını yapacak şekilde olmasını dikkat etmiyor. Eğer hayvan az yatıyorsa bunun sebeplerini araştırıp hayvanın bir şekilde yatmasını temin etmeniz gerekiyor. Böyle tazim etmelisiniz ve biraz önce bahsettiğim gibi sulukların uzak, yakın ve debisini ayarlamak durumundasınız. Eğer sahibi hayvana su içmezse süt de vermez. Bu anda muhakkak burada önemli derecede belki kaybı uğrayan vardır. Yeni doğanlarda kayıp yaşayanlarınız vardır. Büyüklerde yani ergin hayvanlarda bu kış dizenterisi olarak da hani gidip de eczaneden, veteriner hekimden falan almaya da hani acil bir durumda tabii ki danışmanız lazım. Ama acil durumlarda ve de günlük rutin olarak tabii ki bunu seyrelterek yani böyle dezenfektanlar, çamaşır suyu vesaire olur ama bunların da kullanım oranları var. O oranlarda ahır bununla ilgili genel olarak bulaşıcı hastalıklarda viral hali tekrar oluşmayabiliyor, nüksetmeyebiliyor. Fakat bazı durumlar, şimdi iyi huylu tümör dedik. Şimdi bazen böyle cerrahi müdahaleyle alma söz konusu oluyor ama geç müdahale da görülebiliyor. Genital bölgelerde de görülüyor, elde, yüzde, buralarda da görülebiliyor. Köpeklerde özellikle ağız bölgesinde, göz bölgesinde, baş kısmında görülüyor. Yabani hayvanlarda da görülebiliyor. Böyle şimdi sığırlarda özellikle karnabahar görünümünde ya da düz, güdük, saplı, saçak şeklinde olabilir mi? Onunla iletişim halinde hangi aşılar yapmamız gerektiğini kuru dönemde, doğumdan önceki 2 ay öteninde bunların yapılması gerekir. Bunları yaptığımızı kabul ederek buzağı doğduktan sonra hasta olmasın diye ya da hasta olduğunda neler yapmamız gerekir? Kısaca bunlardan da bahsedelim. Şimdi buzağların hasta olmaması için ağ sütünün doğumdan sonra alınması gerekir. Yaklaşık bu doğumdan sonraki 1-2 saatlik dönem çok önemli. Niye ki? Bu dönemde özellikle doğumdan önce bakterinin olmadığı, virüsün olmadığı dezenfektanla gübreyi bunlar çok iyi. Eskiden biz ne yapardık? Göbeği açıp içerisine tanrı gözlüyordu. Bu yanlış. Göbek açıp içine tanrı yok, dökülmedi. Sebebi çünkü tanrı yok. Buzağın bir tarafta, buzağı bir tarafta 5 saat sonra, 6 saat sonra ağ sütünü veriyorsa o buzağı zaten işi bitmiştir aşağı yukarı. O bakteriler o buzağda şeyi kurmuştur, cumhuriyeti kurmuştur yani. O nedenle birkaç saat içerisinde ve mümkün olan emme refleksinin başladığı, buzağı anne kuruladığı, kendine geldiyse en erken sürede standart protokol uygulayabilir miyiz? Vitamin olarak. Ardından da Avdancık, Bucak Merkez, Gündoğdu, Karailler, Karaot, Karapınar, Kayaaltı, Kestel, Kızılyaka, Kuşbaba, Susuz, Uğurlu ve Yazıköy'den
katılımcılarımız vardı. Organizasyona destek olan muhtarlarımıza ve kooperatif başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi rektör yardımcımız Profesör Doktor Hüseyin Dalgor hocamız hem sizlere programımızı tanıtacak hem de katılımlarınız için teşekkür edecek. Ardından da sertifika programımız olacak. Benim işte 20 tane hayvanım var diyen teyzeler, bunun video kayıtları da bizde mevcut, gelen Ankara'dan gelenlere de izletiyoruz. 20 hayvanım vardı. Her sene 3-4 tane buzağım ölüyordu. Allah razı olsun, hocalardan geldiler, anlattılar, tarif ettiler. Bu sene bir tane buzağım öldü, o da görmemişim, naylon yemiş ondan öldü dedi. Diyen, böyle hayır duası eden teyzelerimiz, ablalarımız var. Yani bu bilinçli yetiştiricilikle, basit bir takım bilgilerle bu işte verimliliği artırmak, karlılığı artırmak mümkün. Ancak bu şekilde, yani bizde üniversitede yetişmiş bu kadar insan kaynağı, gelip bu bilgileri sizlerle paylaşarak, işte hocalarımız her biri alanında uzman, paylaşarak sizlere faydalı olabilir miyiz noktasında bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bunun yanı sıra devletimiz de bu işi yapanlara Ziraat Bankası aracılığıyla destek veriyor. Yeter ki siz üretin. Yani bakın, hani Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten bir taraftan faizsiz kredisi ya da hibesini veriyor. Bir taraftan yetiştirdiği, maaşını verdiği profesörü akşamın bu saatinde size gönderiyor. Diyor ki anlat ne biliyorsan, bu insanları bilinçlendir. Bu ülke böyle kalkınacak, böyle gelişecek hep beraber. Alaylı, mektepli, köylü, kentli hepsi bir arada inşallah güzel işler yapacağız. Biz üniversite olarak çok sayıda hayvancılık alanında çalışmamız var. Hocalarımız hastalıklarla ilgili tanıkitleri geliştiriyorlar, mikroskoplar üretiyorlar. Yarından sonra hayvancılık genel müdürü üniversitemiz olacak. Çok önemli bir proje için, yine Burdur için çalışacağız. Yani yaptığımız işler var ama en önemlisi burada sizlerin toplanmış olmanız ve hocalarımızla bu karşılıklı paylaşımı sağlamış olmanız. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle kalabalıkları gördüğümüz sürece biz sabahlara kadar sizlere hizmet etmeye ve katkı sağlamak için gönüllü, hazırız, istekliyiz. Bu böyle bilinsin. Burada sanırım Kanal 15 televizyonumuz da çekiyor. O vesileyle de üniversitemiz adına, üniversitenin acizane bu işlere emek veren, katkı sağlayan bir yönetici olarak şunu söylemek isterim. Burdur'un bütün köyleri, arkadaşlarımız her zaman hazırlar. Seher Hocam bizim Burdur Gelişim Merkezi'nin müdürü, Rıdvan Hoca bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımız bizi çağırdıkları zaman işte üniversitemizin, devletimizin imkanlarıyla minibüsümüze biniyoruz, hocalarımızı yanımıza alıyoruz, geliyoruz ve bize düşen neyse yapıyoruz. O yüzden Burdur'un 193 köyüne biz emrine, bu anlamda hizmetine hazırız, istekliyiz. Bizi her zaman çağırabilirler, davet edebilirler. Burada bu eğitimi yaptık, bu iş bitti diye düşünmeyin. Bir ay sonra ya bize katılamayanlar var, gelemeyenler oldu, bir daha gelir misiniz deyin, seve seve koşa koşa geliriz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ben organizasyona katkı sağlayan muhtarımıza, kooperatif başkanımıza, ilçe tarım müdürümüze ve siz katılan bütün hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Üniversitem ve şahsım adına hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Eğitimin yaşı olmaz. Tabii yanlış bildiğimiz birçok uygulamaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin dün ve bugünkü verdiği eğitimle birlikte uygulamak suretiyle doğruya dönüştüreceğiz. Para kazanmak ve hayvancılığı devamlı hale getirmek istiyorsak bu tür eğitimlere katılım sağlamalıyız. Buradan tabii Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesine teşekkürlerimizi iletirken diğer köylerde de eğitim programlarının devamını kendilerinden beklemekteyiz. Sayın Hüseyin Hocam'a buradan teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz. Teşekkür ederiz.